Mete yarar bir şey soracağım. Hocam bir şey soracağım. Şimdi eee zatürre aşısı Hiç. var Türkiye'de hani belli e, aşılar yapılıyor. E, risk e, taşıyan insanlara bunlar yapılıyordu. Şimdi zatürre aşısı evet. aşısı yapan insanlar mesela bununla bunun arasında ciddi bir fark var mı? İki aşı arasında bir fark var mı? Büyük bir fark var mı? Çünkü Şimdi mesela zatürre aşısı, aşısı da aslında... açılmadı. Yani arada çok ciddi bir fark var mı? E, Birisini herkes gidip yani özellikle sıraya girip olmaya çalışıyor. Diğerini e, olmayı bir şeyini tartışıyoruz. Arada ne fark var ki bu kadar çok tartışıyoruz? Bir şey yani şöyle aslında şöyle söyleyeyim. Zatürre aşısı da bir çeşit inaktif aşı. Şimdi bize ilk gelen aşımız da inaktif aşı. Ve mesela zatürre aşısını risk gruplarında evet olun diyoruz. Mesela biz çocuklara uygularken zatürre aşısını diğer aşılarla beraber aynı gün yaparken onu en son yaparız. Neden? Daha fazla ağrı yapar. Onu biliyoruz. Mesela kolda biraz daha fazla ağrıya neden olur. Mesela bu aşıda o biraz daha az. Onu da söylemek lazım. Aslında bizim neden tartıştığımız büyük olasılıkla şöyle. Yeni bir aşı olduğu için Biraz onun için tartışıyoruz. Bir de pandeminin gündeminde tabii çok öne çıktığı için bu kadar tartışmamıza gerek var mı derseniz bence tabii ki tartışalım, bilgiyi paylaşalım. Ama olup olmamayı değil de bizi ne kadar koruyacak? Ben aşı olduktan sonra maskemi işte mesela neden maskemi çıkartmayacağım? Biraz önce konuştuğumuz nedenlerle ve mümkünse de niye biz mesela ilk etapta şimdi ilk gelen bizim aşı dozumuz 3 milyon doz civarında. Kimi aşılayacağız? Sağlık çalışanını evet başka hemen beraberinde özellikle yaşlı bakım evlerinde kalanları, senatoryumda kalanları aşılayacağız ve orada çalışanları aşılayacağız. Niçin? Çünkü o grup daha hassas ve koruyucu. Artı kimi aşılayacağız? Mesela şimdi ilk gelen bununla hemen bu dönem içerisinde büyük olasılıkla önce diyeceğiz ki 90 yaşından büyük Türkiye'de kaç kişi var? Diyelim ki 1 milyon kişi. E bunun 1 milyonu değil de 800 bini kabul ettiyse elimizde de aşağı hala varsa diyeceğiz ki o zaman 89 yaşı sonra 88 yaşı. Yani böyle bir değerlendirmemiz içerisinde olacak baktığımızda da. Ve bu aşıyı bizim bunu konuşmamız lazım. Öncelikle kime neden yapalım mı? Yoksa aşı yapalım mı yapmayalım mı bence tartışmamamız gerekiyor. Şu dönemde bu aşıda iki şeyi söylememiz lazım. Bir, bu aşılar güvenli mi? Bildiğimiz şu, evet güvenli. Güvenlikleri iyi mi? oldukça çok çok iyi verilerimiz onu gösteriyor. Emre aşısı güvenli mi? Evet güvenli. Ha biraz ağrısı fazla, biraz kolda şişliği fazla. Tamam ama tolere edebilir miyim? Edebilirim. O zaman şöyle diyelim mi? Biz hangisine ulaşırsak onu yaptıralım. Asıl yani burada bunu başka şey tart tartışmamız değil. Bir, ama şu var bir yanlış kim anla... nasıl aşıya ulaşacak? Biraz önce Sayın Hakan'ın sorduğu gibi. Evet. Lütfen devam edin. Mesela aşıya nasıl ulaşacağız ve bunu nasıl bir an evvel nasıl yaparız? E, aşıya gittiğimiz zaman neye dikkat etmemiz lazım? Mesela ben aşı için geldiğimde doktora neyi söylemem lazım? Bir, acaba kan sulandırıcı ilaç alıyor muyum? Onu söyleyeyim ki buraya bastırırken bir dakika mı bastırayım, üç dakika mı bastırayım? Çünkü kan sulandırıcı ilaç alıyorsam ben enjeksiyonu yaptığımda orada biraz daha uzun bastırırsam sıkıntım olmaz. Kısa bastırırsam biraz morarır. Şimdi bu aradaki ha diyeceksiniz ki Mete hocam, Ateş hocam ya yani morarsa hiçbir şey olmaz ama görüntüsü şey hoşunuza gitmeyebilir. O nedenle mesela gittiğimde şunu söylemem lazım doktora. Benim alerjim var mı? Acaba herhangi bir başka ilaç kullanıyor muyum? Kan sulandırıcı kullanıyor muyum? Evet. Artı giderken maskeli gideyim. Dakikamda gideyim. Ha aşı olduktan sonra da bir 15-20 dakika mutlaka orada kalayım. Mümkünse 30 dakika kalayım ki Aşıdan sonra bir şey olursa çünkü şöyle söyleyeyim. Biz ilk etapta büyüklerimize aşı yapacağız. Belki tansiyon ilacı alıyor. O sırada almadan geldi enjeksiyondan dolayı. Mesela bana enjeksiyon yapsanız ben korkuyorum. Açık söyleyelim. Yani iğneden korkan bir doktor iğneden korkar mı? Korkuyor. Korkmayın mesela Hocam, bir şey olmaz. Mesela bana iğne yapılırsa kan alınır. <laughs> Olmuyor ama işte Sayın Hakan. <laughs> mesela ben eğer ben kan aldırırsam e, aşı yapıldığında bir 5 dakika oturmam lazım. Hmm. Şimdi Böyle şeyle farklarımız var. Hele biraz hocam, büyüksem ya bir bunu, tansiyonu bu bu anlattıklarınız hocam. Sabah konuş, konuşmaya değecek şeyler değil bunlar. o, bunlar leblebi çekirdek yani. Şurada morartı olacakmış da işte biraz hani e, üç 3 dakika fazla bastıracakmışsınız da bunlar e, Ama Sayın Achıdan Hakan kork, lüks, şöyle düşünün. Lükse giriyor artık. Bizim lükse, aşıda bayağı lükse <laughs> girdi yani. Evet. Aa, lükse lütfen <laughs> hiç lüks diye düşünmeyelim. Neden biliyor musunuz? Bizim mesela aşıdaki en büyük problemimiz şu oluyor. Bir dönem mesela çocuklarda biz aşı yaparken biliriz ya annesinin kucağında olacak ya da yata yatakta yatarken tutacaksınız. Ama mesela büyüklere aşı yaparken böyle bir bilgi yoktu. Avusturya'da ilk mesela bir aşı uygulanırken adolesanları özellikle ayakta yaptılar. Mesela ayakta yapınca siz enjeksiyonla beraber yaklaşık bir 4-5 kişi, 100 çocuktan düşüp bayıldı. 9-12 yaş arasında. Ve bu sefer dendi ki aşı bayıltıyor. Hayır aşı bayıltmıyor. Ayakta yaptığınız için o ayrıyla beraber hafif bir tansiyon değişikliği sizin yere düşmenize neden oluyor. Bunun çok basit bir kuralıdır. Lütfen oturarak yapın. Mesela geçenlerde televizyonda da bir aşı uygulanırken gördük. Ayak ayakta asla olmaz mutlaka ve mutlaka oturarak olması lazım. Mesela çok küçük gibi bir şey ama şimdi düşünün iki kişi ayakta aşı olup da düşüp bayılsa aşı insanları bayıltıyormuş <laughs> diye bir hava çıkıp da gazetelere yazılır mı? Doğru. Mesela Sayın Hakan hemen bunu manşete taşır. Yok, aşı bayıldı evet. diye. <laughs> hocam siz de bizi iyice <laughs> Ahmet Bey gecenin gece gecenin haberi bence. Ya Sayın Hakan, Hakan, çok yani... Ateş hocamızın iğneden korktuğunu söylemesi. Evet ya hocam Ateş yani ben yeniden korktuğunu söylemişim 7 yaşından beri. Gecenin olayı oldu. 7 yaşımdan beri her türlü aşı olayında falan kim önce olmak isterdendiğinde ilk atılan kişiyim olmadı hocam bu. Gerçekten yani e, yadırgadık <gülüyor> yani. <gülüyor> <laughs> ya bunu manşet yapabilir. Ateş Hoca aşıdan değil, korkuyor. Ama <laughs> mesela bazen bizim hastalarımız oluyor beraber ya en, enjeksiyon yapılacak oluyor. Mesela aşısı oluyor veya ondan kan alınacak oluyor. Ben beraber ona da söylüyorum bak lütfen diyorum sen de korkabilirsin çünkü ben de korkuyorum. Yani bu, bu çok doğal bir şey. Yani bence yaşıyor, korkmak tabii. ama şaka yapıyoruz tabii... hocam takılıyoruz. Hocam bir şey şu mevzu yok, yok, tam anlaşılmadı. Bir, bir mevzu var. Kafası karışmış vatandaşımızın bana geliyor. E, i̇ki şey soracağım. Bir tanesi şu, her aşı olan ille de koronayı taşıyacak, virüsü taşıyacak diye bir şey söz konusu değil, değil mi? Hayır. Tamam. Bunu bir açıklığa Hayır. hayır Sanki öyle yani. demişiz gibi algılamış. Öyle demiyor. Sadece taşıyıcı olabilir diyor. Yani olabilir. Yok, taşıyıcı da taşıyıcı da demeyelim. Diyelim ki siz aşı oldunuz. Sayın Hakan siz aşı oldunuz. Ondan sonra da 3 ay sonrasında da koronavirüsle birisiyle temas ettiniz. Siz onu alabilirsiniz ama hiç fark etmezsiniz. Çünkü aşı olduğunuz için siz korunursunuz. Hiç fark etmezsiniz. 5-6 gün içerisinde bir başkasına bulaştırabilirsiniz. O kadar. Yani Peki. onun dışında öyle başka türlü herhangi bir şey değil. İkinci soru şu. E, aşı oldum. E, koronalı biriyle temas ettim. bir e, Bir başkasına bulaştırma durumum var benim bulaştırıcılığım biraz daha sınırlı oluyor galiba. Çünkü virüs yükü daha az oluyor diye bir şey sormuş. Bu doğru mu bir izleyicimiz? Büyük, Sayın Hakan büyük olasılıkla doğru. Yani şöyle söyleyeyim aşı olan birisi büyük olasılıkla onun vücudundaki koruyucular o virüsün çok daha az olmasını bir başkasına büyük olasılıkla daha az bulaştırmasını sağlayacak. Ama bu büyük olasılıkla diyoruz. Neden? Çünkü bunu daha çalışıp da gösterebilmiş değiliz. Ama büyük olasılıkla diyelim ki aşı olan birisiyle aşı olmayan birisi. Aşı olan birisi 5 virüs atıyorsa aşı olmayan büyük olasılıkla 100 virüs atıyordur. O nedenle de bulaştırma ihtimali daha kolay ve daha yüksektir. Aşı olanın bulaştırma ihtimali azalır ama sıfır olmayacaktır. Tamam yani azaldığını siz de kabul ediyorsunuz. Evet sorunun cevabı bu. Bir, bir izleyicimiz de şunu soruyor. E, aşı oldum temas ettim koronalıyla korona pozitif çıkar mı test yaptırırsam? şöyle söyleyelim çıkma ihtimali var. O nedenle de şöyle ki eğer korona olan birisiyle şüpheli bir temasım olduysa aşı olduktan sonra benim ondan sonraki süreç içerisinde maske ve mesafeye biraz daha fazla dikkat etmem gerekecek. Bir de bu, bu 3 milyon doz 1,5 bir mi, buçuk, bir buçuk milyon mu yapılacak yoksa 3 milyon doz yapılıp bu öbür partide, partide Yani gelecek. kaç 28 gün mü demiştiniz? 28 Hı. gün sonra 3 milyon doz daha mı gelecek? Yoksa bu bir buçuk milyon insana Şimdi, mı uygulanacak? Çok güzel bir soru. Yani e, diyelim ki üç milyon yaparsınız nasıl olsa gelecek ikinci parti oradan telafi mi edilecek yoksa bir, do, çok güzel bir soru. Evet hocam ben de merak ediyorum. Çok çok bence mükemmel bir soru. Şöyle ilk etapta 3 milyon doz sonrasındaki dozun da gelmesini şöyle biliyoruz biz. Yaklaşık olarak bir hafta 10 gün içerisinde bu 10 milyon doz daha gelecek. Bu süreç içerisindeki uygulamada da 3 milyon dozu mümkün olduğu kadar geniş bir gruba yapılacaktır. Ama bu 3 milyon dozun tamamı hemen 3 milyon kişiye mi yapılır? Yoksa acaba 2 milyon 200 bine yapalım da 800 bine gelen ikinci doz gelsin garanti olsun depoma girsin öyle mi yapalım diye düşünürsek şöyle söylemek lazım. Çok yüksek riskli kişileri ve belki acil çalışanı yoğun bakım çalışanları gibi düşünüp bir miktarını e, diyelim ki bu 200 bin doz olur 400 bin doz olabilir Tutularak öbür geldiğinde o kullanılabilir. Bu da yapılabilir. Her iki şeyde söz konusu. Şimdi Nedim Şener aramıza katıldı. Nedim hoş geldin. Ee, Mücahit Bey siz bir şey soracaktınız da ben sizi durdurdum. Ben evet. Neydi o e, hani bağlam dışına çıkmayalım diye. Anladım. Buyurun. Şu e, şimdi hocam e, bizim e, bu e, konuştuğumuz meseleler ışığında sizin tahmininizi soruyorum. Böyle bir öngörünüz var mı? Yani bu işten bu illetten. ...bu maskeden, mesafeden ne zaman kurtulabiliriz? Var mı öyle bir öngörünüz hocam? Ee, e, Sayın Mücahit Hocam şöyle söyleyeyim. Şimdi ilk etapta bizim ülkemize 50 milyon dozun gelebiliyor olması... ...eğer kesinlikle gelirse şöyle bir avantaj sağlayacak bize. Bizim kayıplarımızın ve canımızı yakan hep biraz büyüklerimizde oluyor rakamlar. En azından biz Şubat ayına kadar, Şubat ayı içerisinde büyüklerimizi tamamen korur hale gelebiliriz. Hmm. Bu rakamlarla ve miktarlarla baktığımızda çok güzel. o zaman şunu söyleyebilir miyiz artık kayıplarımızın sayısı çok azalır bu bir avantaj Doğru. ondan sonra da eğer biz nüfusumuzda yüzde 60'ın üstüne çıkabilirsek aşılamada erken dönemde bu rahatlamayı sağlayacaktır hem hastalığı geçirenleri düşündüğümüz zaman hem de yüzde 60'ların üstünde aşılamaya da ulaştığımız zaman özellikle de risk grubuna baktığımızda bu çok ciddi bir rahatlama getirir ama. Öbür taraftan bakarsak aşıyı %80'lerin, özellikle 85-90 üstüne çıktığımızda da maskeden ve mesafe kuralında biraz daha rahatlamamızı sağlar mı? Kesinlikle sağlar. Hocam siz daha önce bir Temmuz ayını söylemiştiniz. Ben demiştiniz. Evet öyle tahmin ediyorum. Temmuz ayında e, Mücahit Bey'in sorusunun cevabı Hakan, O hala geçerli evet, mi? O da şöyle 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 ki eğer aşılar bizim öncelikle bu dönemde şu önümüzdeki şöyle söyleyelim. Ocak ayında ve Şubat'ta kadar en azından büyüklerimizi aşılayana kadar biz Şubat ayı dahil bu şekilde davranmaya devam edebilirsek yani kısıtlamalarımızla maskelerimize uyumla beraber sayılarımızı azaltarak gidersek ve aşılar da beklediğimiz şekilde gelirse o zaman şunu söylemek lazım. Biz Temmuz ayında Türkiye'de oldukça rahatlamış oluruz. Çünkü biz Temmuz ayına kadar baktığımız zaman aşağı yukarı 50 milyon dozdan fazla baktığımızda inaktif aşı. Bir 30 milyon doza yakın büyük olasılıkla mRNA aşısının gelme ihtimalinin olduğu değerlendiriliyor. Böyle olunca da biz nüfusumuzun çok çok büyük bir kısmına aşılamayı başarmış oluruz. O bakımdan temmuz ayı bizim rahatladığımız bir dönem olacaktır diye düşünüyorum. Peki ama kısıt, bu aşıların kısıt. gelmesi ve bizim uyumumuzun iyi gitmesi Peki mesela öl, ölümleri ölüm sayısı epey azaldı. Vaka sayısı azalıyor. Şubat, e, Mart kısıtlamalar da buna paralel olarak bir parça gevşer mi? Tabii ki Sayın Hakan. Tabii ki. Yani ama orada şöyle söyleyeyim Kısıtlamalar gevşese de bizim bireysel uyumumuz çok çok önemli. Yani bizim gene de şöyle söyleyelim maske ve mesafeye en azından Mart Nisan ayına kadar çok çok dikkat ederek devam etmemiz lazım. Çünkü hocam esnaf çok zor durumda. Yani e, özellikle bu e, restoran <laughs> sektörü, kafe sektörü, bazı sektörler çok zor durumdalar. Onlar açısından da bu iyi bir haber. Yani evet. kısıtlamaların kalkması.